Seri iş aldık. Hayırlı olsun. Konfeksiyona çalışıyoruz artık Sevim'le. Oh, paraya bak. Kolay gelsin. İyi günler. Nasılsın Cafer amca? Sağ ol Hasan'ım. Sen nasılsın? Ablan nasıl oldu? Fena değil. Dinleniyor. Oh maşallah. Haber var mı ÖSS'den? Yok ama Cemil amca, ikimiz de iyiyiz. Puanları elinize almadan kesin konuşmayın. Bu sene her türlü sürpriz olabilir. Ya bunu da bilmediği yok. Adam moral bozmak için yaratılmış. Sürpriz yok Cemil amca, biz yaptık hesabımızı. Ha, süpürüyor musun? Aferin, ben de onu söyleyecektim. Ne diyor yine o baykuş? Hiç canım, başladı yine bozgunculuğa. Hah, bu da çıktı. Günaydın Sabri Bey amca. Günaydın evladım, okula mı? Okula. Allah zihin açıklığı versin. Kızım sen de hiç gelmiyorsun artık derslerime, unuttun. Al kemanını gel ara sıra. Vakit yok ki amca, okuldan çıkıyoruz kursa. Moral olur evladım ara sıra. Ne demişler? Müzik ruhun gıdası. Sabri Bey! Vasfi ne oldu Vasfi? Anam! Ne vasfisi efendim? Varmış ya Ayla Hanım'ın bir askıntısı zamanında. Gebersin! Ne münasebet açıyorsunuz şimdi bunlar efendim? Sokağa karşı çocukların yanında. Allah Allah! Amcacığım biz de duyduk. Günaydın. Oh maşallah. Buyurun. Tertip, sen karışma tertip. Çocuklar merhaba. Asıcığım öpüyorum seni. Nasılsın? Öpücük atıyorsan hadi iyisin. Çapkın. Hoşça kal Halis, hadi görüşürüz. Tüz. Bize de bu akşam sevgilim gelecek yemeğe. Sen başladın mı yine sapık sapık konuşmalara? Gir içeri bakayım. Bırak şu pencere sefasını Cemil'cim. Bak sana güvendik, işi aldık. Nasıl bitireceğiz? Bitiririz Selim, telaşlanma. Pencere sefamı da yaparım. Dikişimi de dikerim. Benim adım Cemil. Cemil, Cemil. Hadi başla. Oy. Saatte iki pantolon bitiririm ben senin. Yaparım dedin mi yaparsın. O kadar, o kadar. Bak içmeyeceğim dedim. O günden beri bir damla koydum ağzıma. Aferin. İrade bu, irade. İrade bu işte canım. Türkan Hanım da şaşırsın. Şaşırsın. Kaç kere söyledim o kızla. Kendi irademle rahat bırak beni diye. Hah, senin bak ne diyorum biliyor musun? Ne canım? Böylesini işleri devamlı alırsak, sen baş dersi, ben kalfa, iki de kız tutarız, atölye gibi. Ah, inşallah. İşin gerisi gelirse neden olmasın? Gelir Sevim. Biz de patronluk yapalım biraz. Sedat Bey! Kalkar mısınız Sedat Bey? Of, Serpil rahat bırak beni, uyuyayım. Çok geç yattım Serpil. Kalk konuşacağız, soracaklarım var sana beyefendi. Kız gitti mi? Gitti, ben de gidiyorum. Kalk, kalk hadi. Of, eziyet ediyorsun bana Serpil, ne sorusu? Neredeydin dün gece? Nerede olacağız yavrucuğum, mal yükledik bilmiyormuş gibi sen de, bırak beni. Mal yüklediniz, sahtekar. Kalk! Sen çöp çatanlığa mı başladın artık? Ne? Çöp çatanlık mı? Ben? Evet, sen. Yavuz abine kadın buluyorsun. Serpil, çarpılırsın, günahımı alma benim. Sen çarpıl inşallah. Ahlaksız, utanmaz. Herkes görmüş. Neyi görmüş? Konuşma benimle bir boş boş Serpil. Sen benimle boş konuşma, utanmaz, rezil. Kim o aşağıdaki kadın, ha kim? Aşağıdaki mi? Evet efendim. Yavuz'un yanındaki, birlikte gelmişsiniz sabaha karşı. Allah Allah, Serpil yavrucuğum hayal mi görüyorsun sen? Kim uyduruyor bunları böyle tak? Kalk taktuk yok, rezil. Ne iş ya, eziyet bu kardeşim. İşkence vallahi. Anneciğim Dileğe aman yemeklerden yap sever. Kalpler rol aldın. Şöyle sıcak sıcak. Evet yavrum. Und noch Rapunzel Salat. Üstüne Strudel. Oder Schokoladenmus. O anne nasıl biliyorsun kocanın gönlüne giden yolu? Al, güzel konuş Dumkov. Dumkov yok Davut. Söyletmesin o da. Alman yemeği de değilmiş.
Yap şöyle güzel bir pastırmalı kuru fasulye, yanına da bir pilav. Hiç anlamıyorsun bu işlerden baba, köylü gibi yanına da kır bir soğan. Al, konuşma. Kurban ol sen o kuru soğana. Yanına da yarım kiloda tahin helvası alırız. Olmaz öyle Davut, misafir geliyor. Bırak bana lütfen. Benim sevgilim öyle kuru soğan falan yemez baba. Midesi bozulur. Sevgili lafı yok. Pataklarıma terbiyeli ol. Patak yok Davut. Arkadaşım demek istedi. Bu çocuğu da kendin gibi almalılaştırdın hanım. Yazık. Davut, söyleme böyle. Çok gücüme gidiyor. Alman, Alman. Hadi anneciğim üzülme. Yap yemeklerini güzel güzel. Güle güle. Abi uslu dur. Çüz. Çüz diyor ite bak. Ağız mı aldık dururken? Ağzından kaçtı Davut. Olmaz. Memleketimizdeyiz. Kaçırmasın. Burada çüz yok. Baskı yapma bize böyle Davut. Anladık. Memleketimizdeyiz. Ne yapsın baba? Zorla değiştiremezsin. Bu kadını Alman... Al. Alman yok bu evde. O Türk ve Müslüman. Yırt arım ağzını. Banu'yu çocuk felci aşısına götüreceğiz Cafer. Türkan Hanım sıkı sıkı tembih etti. Aşılı aşılı yaptırdık. Bilmeden konuşma. Koskoca doktor yaptıracaksın diyor sana. Yaptırırız canım. Bağırma. Ha, Yusuf baba da çok bozuk gül. Ne varmış? Pişman olmuş ağasımı ortak ettiğine bakkala. Aman o da. Dün bir bugün iki. Ne yapmış ki çocuk? Kaytarıyormuş kerata gül. Babana da söyleyemiyor. Eyvah. Babacığım Halil pazarlama, Halil pazarlama. Sen de mi karıştın dedikoduya? Bazen insan gibi valla. Aa, Sultan Hanım daire arıyormuş. Arar. Zengin kocası var. Buradan istiyormuş ama. Buradan mı? Bu apartmandan mı? Ha, bir yer boşalırsa aklında olsun demiş emlakçıya. Tüh, Allah boyunu devirsin. İntikam alacak bizden haspa. He, kapıcı muamelesi. Cafer Bey koş bana bakkaldan. Kapıcı babacığım, kapıcı. Allah bana o günleri göstermesin. Sokakta ölürüm daha iyi. Vallahi ben de bir dakika durmam. Emeklilik memeklilik. Basarım istifayı anasını satayım. Cafer Bey. Bakar mısınız? Buyurun. Size zahmet olacak. Estağfurullah. Bulaşık eldivenim kalmamış. Bana şuradan bakkaldan alır mısınız? Tabii efendim derhal. Ne demek? Halt! Tek tek insene oğlum şu basamakları. Allah Allah. Teyzeciğim günaydın. Bulaşık eldivenimi aldırıyorsun öpeyim. Ay istemez istemez git başımdan. Anne bu canım bayram değil seyran değil. Rahat bırak teyzeni Dumkov. Yürü. Yürü tertip. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen maşıkçığım. Ne güzel konuşuyor baba değil mi? Oğlum sallanma. Konuşur o her dilden maşallah. Buyurun. Gülsüm ablacığım çüz. Güle güle Alice. Mahsus mu yapıyorsun oğlum? Döveceğim ha. Kızdırma babanı tertip yürü. Biraz çabuk lütfen Cafer Bey. Ne oldu efendim? Size mi saldırdı yine o sapık? Baba bak sakın Dilek'in yanında böyle kavga etmeyin annemle. Rezil olurum valla. Tövbe. Sokak ortasında oğlum konuşacak başka laf bulamadın mı sen? Yürü. Dilek kim tertip? Sevgilim Cafer amca. Aa şu mesele. Yemeğe gelecek akşam bize. Oo, söz mü kesiyorsunuz yoksa? Ne konuşuyorsunuz gözüm? Akşama hayırlı bir iş varmış da anlayalım. Yok bir şey gözüm. Ne olacak? Bunun uydurmaları. Ha? Yürü. Her gün hesap vereceğiz sana Halil Efendi. Vereceksin tabii bileceğiz. Ne var gücüne mi gidiyor? Gidiyor vallahi. Dükkan sahibi siz misiniz? Ben miyim belli değil. Sallama öyle elini kolunu. Niye ortak olduk? Pişmanım valla. Pişman mısın? Evet. Ne yaptık kazıkladık mı seni? Ayıp oluyor Yusuf abi şöyle dayı dayı konuşma. Karışma sen iblis kırarım boynuzunu. Asım buraya gel. Buyur baba. Ne diyor duyuyor musun? Ne oldu Yusuf abi? Ne olacak kazıklıyormuşuz beyefendiyi. Açıktan mal satıp karını olduğu gibi cebe indiriyormuşuz. Yalan mı Halil Efendi? Yapmayın bunu Yusuf abi. Daha yeni başladık şu işe. Öt karışma sen yapan. Keselim o zaman hesabı. Keselim valla. Böyle birbirimizi yiyeceğimize. Baba ne yapıyorsun? Geri dur iblis. Bana işimi öğretmeyin. Kırarım boynuzunuzu. Hüseyin dükkan bakıyor. Kimseye müdanam yok benim.
açarım bir market. Heh, tamam. Her işe çomak sokan zaten o. Sahtekar. Seni de elinde fırıldak gibi çeviriyor. Ne dedin? Kırarım boynuzunu. Baba ne yapıyorsun? Sakin ol baba. Bırakın beni. Bırakın. Ben namusuma laf söyletmem. Söyletme. Babacığım ne oldu? Çekil önümden. Kıracağım boynuzu iblisin. Hadi kır bakalım. Hadi bak, kır. Hala konuşuyor. Sus biraz sen de Yusuf abi. İyi be, bir de dövün bari. Yusuf güzel konuş, ihtiyarla kızdırma adamı. Seni iblis kazıklıyormuşuz seni ha. Ah baba! Gitti gelemedi bu Cafer'di. Ders mi var efendim bugün? Var efendim. Dünden beri 50 kere söyledim. Bir saate kadar gelecek çocuklar. Niye bize saatini söylemiyorsunuz efendim? Bizim de ona göre işimiz var. Söyledim efendim, onu da söyledim. Dinlemiyorsunuz ki kocanızı. Aklınız kim bilir nerede? Nerede olacakmış efendim? Bilmem artık. Sakin ol kızım. Baban çalışma yapıyor. Karıştırmayın efendim lütfen şimdi anasını babasını. Ayla. Aa, o ne anneciğim? Vasfiye benzettim bunu. Vasfiye mi efendim? Niye çıkardınız şimdi o pis herifin resmini? Mahsus mu yapıyorsunuz? Hayır anneciğim. Vasfi değil o. Turan Bey. Aa, Turan mı bu? Turan Bey mi? O da nereden çıktı şimdi? Annemin albümünden. Akrabanız falan mı? Niye saklıyorsunuz bu katil suratlı herifin resmini albümünüzde? Ne akrabası efendim? Komşu komşu. Aman anneciğim siz de niye çıkarırsınız ne bunları ortalığa? Bir dakika efendim anlayalım. Bunun da mı gözü vardı sizde yoksa? Aman efendim geçmiş gün ne olmuşsa olmuş. Karıştırmayalım şimdi. Ayla ne diyor Sabri Bey kızım? Çıldırmış anneciğim ne yapacağını şaşırdı adam kıskançlığından. Bu da mı kızınıza talipti yoksa diyorum efendim. Bu aşağılık suratlı Turan da. Aa hiç de çirkin sayılmaz. Bu da istedi evladım. Bu da çok gitti geldi kapımıza. Öyle mi? Vay efendim vay. Aa. Mahalleyi birbirine katmışsınız da haberimiz yok. İyi yırttınız efendim. Yazık değil mi? Hatıra. Elleri kırılasıca. Hatıra ha? Hatıra. Ah muhterem ah. Görüyor musunuz kızınızın marifetlerini? Anası da durup durup bohçalardan eski aşıkları çıkarıyor. Babacığın yedi bastonu ama. Ne oldu be? Bakkalla baban kavgaya tutuşmuşlar. Ayıralım dedik. Eli kırılasıca. O da şu yaşa geldi hala kavga dövüş. Uslanmaz da uslanmaz. Gözü dönmüş. Para hırsı. Zıkkım çıksın. Buyurun iyi günler. İyi günler. Hayrola yalnızsın bu sabah? Yalnızım evet. Ha geldin mi? Buyurun. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Aa nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Kim geldi? Ha sen misin? Cafer koçum hadi ben gidiyorum. Güle güle. Yavuz abi evde bugün çıkmayacak herhalde. Bir şey lazım olabilir aman ilgilen misafiri var. Başla buyurun. Olmuyor ama efendim aile içinde. Şikayet var söyleyeyim. Neymiş olmayan efendim? Maşallah Yavuz Bey evi garsonyer haline getirdi. Kimin efendim bundan kendi evi ne yapar yapar bekar adam. Olmaz efendim söylemek zorundayım ben bunu. Burası mazmut bir apartman. Allah Allah bize ne oluyor yaldızlıyor muyuz yani biz de? Sabri Bey lütfen girer misiniz içeri? Bir dakika efendim çekmeyin konuşuyoruz. Biraz öyle oluyor Sedat Bey. Hep birlikte yaldızlıyoruz maalesef. Tamam. Ne dedin dağıtırım şerefsizim. Ben öyle laf söyletmem abime. Bırak Cafer. Bırakmayın Cafer Bey. Aile arasında bu rezalet olmaz efendim. Ben izin vermem. Bir daha söylüyorum. Bak hala konuşuyor. Bırak Cafer. Tüh. Dur Sedat Bey gözünü seveyim. Sakın bırakma Cafer Bey. Gözü dönmüş adamın. Döndü tabii. Döndü ya.
terbiyesiz. Yaldız diyormuşuz. Baksana şu netli laflara. Bırak Sedat Bey Allah aşkına, çatacak yer arıyor. Ben de arıyorum, çıksın. Tek. Değer mi Sedat Bey, tak elinde kalacak. Bak işine tak tak. Elimde kalır vallahi. Aman koçum bulaşmasın. Ha dediğim gibi bak Yavuz abime. Bakmaz mıyım hiç merak etme. Buyurun. Çatlak çatlak. Çatlak vallahi. Hasta hasta. Maşuk yapma aslanım, bulaştırma şunu. Buyurun. Hadi eyvallah. Güle güle. Niye tutuyorsunuz beni efendim? Bırakın ağız burun nasıl dağıtılırmış göstereyim. Aman efendim sizin de afra tafranız burada bize. Dağıtsaydınız o zaman. Aynen, ne oldu elbise provası kızım? Hey Allah'ım. Gideriz anneciğim, görmüyor musunuz Sabri Bey'in halini? Ne varmış efendim halimde? Daha ne olacak efendim? Aynaya bir bakın şöyle, gözünüz dönmüş. Ne zaman gideceğiz evladım provaya? Gideriz anneciğim, acelesi yok. Delilerin içinde kaldım Allah'ım. Biraz sakın yavrum. İyi günler. Yavaş koçum, iyi günler. Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok canım, estağfurullah. Ne haddime? Çıkmadın göremedim de merak ettim. Sağ ol, vatandaş istirahatta bugün. Oh ne güzel, keyfine bak canım. Koçum yavaş, yengen içeride uyuyor. Geç yattı, uyandırmayalım. Pardon, uyusun uyusun. Sedat Bey giderken çıtlattı da bir emrin var mı diye geldim. Yok koçum, şimdilik bir ricamı, sağ ol. Eserimiz içeride mışıl mışıl uyuyor. Aman yayılmasın apartmanda. Tövbe canım, bizden sır çıkmaz evvelat da. Sabri görmüş akşam. Ne olmuş görmüşse? Ha, Sedat Bey de onu söyledi şimdi. Boğazlı veriyordu vallahi da elinden zor aldık. Yok bu evin içinde olmazmış. Yok burası garson yer miymiş? Bak terbiyesize. Başladı yine vatandaşın çarşıda ha? İnersem aşağı. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Doğrarım şerefsizim. Rahatına bak. Hangisi bu? O telefonlaştın mı yoksa? Yok kuşum, bu başka. Açık etme, eserimiz hakiki bir hanımefendi. Yakışır canım. Yavuz Bey, gelebilir miyim? Biri mi var orada? Yabancı yok yenge, buyur buyur. Yaylan koçum, vatandaş uyandı yaylan. Hadi bakayım. Rahatına hadi. Annemin niye yüzü öyle asık, bir şey mi canı sıkıldı? Ne bileyim şekerim. Mayo defilesine sen de gel demedim diye herhalde. Götürseydin Memine, oyalanıyor kadın. Yo Şevketciğim, o kadar uzun boylu değil artık. Kusura bakma. Benim de kendime göre bir programım var herhalde. Tamam tamam, uygula programını. Haksız mıyım ama Şevketciğim? Her yere götürüyorum ben onu, nereye gitsem. Eksik olma. Bir şeyden de memnun olsa. Ayrıca havalar ısındı. Tamam buyurun dedik. Eviniz burası da dedik ama yetti. Gitmeye hiç niyetleri yok herhalde. Mayıs'ta geldi işte. Ne diyeceğiz şimdi niyetleri yoksa? Kalkın evinize gidin mi artık diyeceğiz anamıza babamıza? Öyle de Şevketciğim, hiç özel hayatımız kalmadı farkında mısın? Kadın her lafın içinde. Hiç özel hayatımız kalmadı üstte. Gidelim artık evimize. Yapabilecek misin hanım? Ne varmış yapmayacak bugüne kadar nasıl yaptıysam. Sen bilirsin. Şevket'in alınmayacağını bilsem bir gün durmam vallahi. Mina Hanım başladı yine suratlara. Sana öyle geliyordur hanım. Şey yaptığı yok şimdi kızın. Ya yok. Bak bir defileye gidelim anne dedi mi? Ne yapacaksın maya defilesinde hanım? Maya mı alacaksın? Tuhafsın sen de. Bakınırdım biraz ayol. Maya almaya mı gidiyor gidenler? İnsan yarım ağızda da olsa bir teklif eder. Boşver defileyi mifileyi. Gel seninle balık yiyelim bu öğlen. Balık mı? Üç aylığını mı aldın? Ha, içimden geldi. Buyurun. Ne var Ergun, hayrola? Efendim Şevket Bey gelmeden sizinle biraz konuşmak istedim de. Müsait misiniz? Yine mi o mesele? O efendim. Gururuma yediremiyorum artık. 7 çocuk sahibi adamım. Neredeyse yüzüme tükür çekti efendim. Ergun bak, bana da yaptı aynı şeyi. Abimin huyunu bilmez misin? Takma Allah aşkına. Efendim yok. Kaldıramıyorum artık vallahi. Kusura bakmayın.
En iyisi siz bana birkaç ay sonra izin verin. Sizi de zor durumda bırakmak istemem. Yani bir mali müşavir bulana kadar. Ergun, istifa mı ediyorsun? Edeyim efendim. Bu böyle olmayacak güzellikle. Başka tazlıklara yol açmayalım. Olmaz öyle şey Ergun, olmaz. Konuşunu ben abim gelince. Eksik olmayın efendim ama bir şey değişmez. Benim yüzümden sizin de aranız bozulmasın efendim. Bozulmaz bozulmaz, telaşlanma. Şimdi senden rica ediyorum. Git işinin başına. Benden bir şey gelmedikçe hiçbir şey olmamış. Ya yapamam ben. Yaparsın yaparsın, darılırım. Hadi. Ama, efendim affedin. Sizi darıltacağım ha. Uzatma Ergun lütfen. Adam kafasına koydu, ayrılacak. Öyle üzülüyorum ki şu işe. Ben de bacım, affedersin. Yazık, ne yapacak 7 çocukla? Evet Abbas efendi, iş mi var? Ne oldu Ergun bey? Kabul etmiyor. Demedin mi? İnsan adam kızım, insan. Öteki gibi değil, anlayışlı. O da kötü bir insan değil müdürüm, affedersin. Yaptı bir cahillik, bağışla. Nesini bağışlayacağım koskoca adamın Abbas? Yüzümüze mi tüküreceğiz artık? Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin babam. Bana bir kahve yapar mısın Abbas efendi? Yapmam babam, affedersin. Bağış üstüne. Şükrü geldi mi Demet? Geldi Şevket Bey, odasında. Arayan var mı? Yok şimdilik. Gördün mü kızım? Selam bile vermiyor adam. Siz de vermediniz ama Ergun bey. Niye vereceğim yüzüme bile bakmayan adama? Tamam tamam, anlaşıldı. Gözden düştük. Zorla güzellik olmaz. Bulsun kendini bu mahsebe müdürü. Düzelir Ergun bey, düzelir. Bırakmaz onlar sizi de öyle kolay kolay. Bitti bu iş, bitti kızım. Yazık, benim yüzümden tartışmasalar bari. Mine canımı sıktı biraz. Niye, ne oldu abi? Annemden fenalık geldi oğlum kadına. Haksız da değil. Vır vır yiyordur. Yiyor vallahi. Nereye gitse o peşinde. Götürmezse bozuluyor. He bozulur. Peki ne yapayım şimdi ben? Evinize mi gidin diyeyim durup dururken? Gitsinler onlar da abi, yaz geliyor. Tamam oğlum, gitsinler de. Bunu ben nasıl söylerim onu soruyorum sana. Zor tabii. Bilge nasıl oldu? Fena değil ama bir hafta daha çıkmasın, dinlensin diyor Türkan Hanım. Türkan Hanım da kim? Bizim apartmandaki doktor, dahiliyeci. Ha, çıkmasın tabii oğlum. Yeniden üşütürmüştür Allah korusun. Arkadaşları gelip gidip azdırıyorlar işte. Yapmasınlar. Ne oğlum, bir sıkıntın var senin? Yok bir şey, yok bir şey. Bu Ergun... Ne olmuş Ergun'a? İstifa ediyor. Etsin. Etsin mi? Evet etsin. Girmesen sakın araya. Girme mi dedin? Duymadın mı ne dediğimi? Abi bazen sen yani... Evet, ne oluyormuşum bazen ben? Çocuk gibisin. Tanıyamıyorum vallahi. Şükrü, sana bu konuda araya girmedim, girmeyeceksin. Bak çok fena olur sonra. Ne olur abi? Bilmem artık orasını. Abi bak, ben bu meseleye de karışmayacaksam ben niye burada duruyorum ha? Söyler misin? Ben senin maşan mıyım? Şükrü sesini yükseltme, döverim ha. Zor döversin sen beni biraz. Sen bana cevap versene, bana cevap ver. Ben neciyim burada? Şükrü benimle ukala ukala konuşma, gebertirim seni ha. Allah belanı versin seni. Ergun nerede o hayvan? Gebertsem o evde. Efendim lütfen, benim yüzümden oldu. Lanet olsun. Buyurun. Bir saate kadar dönerim koçum. Göz kulak ol yenge. Baş üstüne. Prens de yanımda. Korkmaz yengemiz inşallah. Korkmaz, alıştı. İyi. Bakıyor mu komşum arkamızdan? Tabii canım, bakmaz mı? Bir çıksa da balkona keşke bir laf etse. Sıkar biraz. Dağıtırım şerefsizin camının çerçevesini. Ne karışırmış o vatandaşın özel hayatına? Ne karışır efendim? Kaçtılar içeriye bak korkudan. Hasta. Vatandaşı çarçutuk öyle. Kalmışım işleri koçum. Tangırdatmayalım şimdi. Baş üstüne. Tabii canım. Sessiz sedasız. Kimseyi duyurmadan. Başaska. Güle güle. Sevim katil gidiyor. Niye böyle geç kaldın? Hah, düştün diline.
Bugün böyle sayın abim, saçma. Vatandaş eseri üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Oru var. Eyvallah koçum. Güle güle. Cafer, eve kadın mı getirmiş bu? Ya, ne istihbarat. Kuzey Irak çıkartmasını bile bu gazeteler dönünce haber almıştır. Yalnız gidiyor haydut. Kapattı kadını eve. Vursalardı şunu kurtulsak. Anne hadi gitmiyor muyuz provaya kızım? Gidiyoruz anneciğim. Ah tontoş söyle kızım babana. Biz Sevim anıları gidiyoruz provaya. Psst, duyduk. Nereden babası oluyormuşum onu? Ne diyor kızım o gene? Hayvana kötü bir şey mi söylüyor yoksa? Aldırmayın anneciğim siz ona. Söylenmediği gün mü var? Hadi biz gidelim provamıza. Cehennem olun. Söyle onlara. Bir saatten önce dönmesinler. Ders yapacağım. Allah Allah. Misafirliğe mi gidiyoruz biz insanların evine? Söyle kızım sen de babana. İşimiz biter bitmez buradayız. Sen de söyle. İkide bir babası babası deyip durmasın. Vallahi kuyruğundan tuttu mu fırlatır atarız sokağa. Aa daha neler artık çadırmış. Ne diyor kızım? Fırlatır atarım diyor anneciğim tontuşlu sokağa. Elleri kırılasıca. Korkma kızım bir şey yapamaz. Aa rahmetli Rüknettin'im olacaktı ki şimdi. Gösterecekti ona. Yat sen yat. Biz hemen geliyoruz. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı artık. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Yapamayacağım ben bu delilerle muhterem. Yiyip bitirdiler beni, yiyip bitirdiler. Vasfi dediler sesimizi çıkarmadık. Bugün de Turan Bey çıktı. Ben ne yapayım? Geyik mi asayım şu duvara? Vallahi attıracaklar tepemi bir gün. Çıkaracağım beylik tabancamı. Bık! On dakika olmadı daha Sevim. Cemil'cim bitiremeyeceğiz bu işi sonra. Telaşlanma Sevim. Haftaya teslim. Ben bir işe el attım mı biter. Bitiririm. Otur hadi otur da görelim. Gör Sevim. İçkim yok, sigaram yok. Benim adım Cemil. Sen yine bu içki lafını ağzına çok almaya başladın son günlerde. Ne oluyor? Ne olacak Sevim? Sözün geliş. İnşallah. Sabri Bey olabilir. Ne istiyor? Katil dün akşam eve bir kadın getirmiş. İmza topluyor herhalde. Getirir getirir canım bekar adam bize ne? Aa, o da artık. Buyurun. Biz geldik. Ortalık dandini kusura bakmayın. Niye geldiniz imza mı topluyorsunuz? Ne imzası efendim provaya geldik. Prova mı? Ben o kumaşı daha kesmedim bile. Perşembeye demiştiniz ama Sevim Hanım. Siz de karar verecektiniz ama modele şekerim. Ne diyor kızım biçmemiş mi? Çok işimiz var teyze. Bak haftaya gelin haftaya. Haftaya kadar bekleyemeyiz. Ne yapalım? Siz de karar verseydiniz o zaman. Alın kumaşınızı. Şş, nasıl konuşuyorsun Cemil? Bedava diktirmiyoruz efendim. Ne bu çalımlar? Biz de dikmiyoruz efendim. Elimizde yüzlerce seri iş var. Bakın sizin paranıza kalmadık. Öyle mi? Öyle. Hadi anneciğim gidiyoruz. Buyurun. Nerede kumaşımız onu da alalım. Ay bir dakika şekerim karar verin hemen biçerim. Ne var bunda bozulacak? İstemez efendim istemez başkasına diktiririz. Buradan mı soyunacağım hala? Ay yok anneciğim ne yapıyorsunuz? Sapıttınız mı? Hava mı alıyorsun kız? Ne yapayım? Eniştem yok mu? İçeride. Yemeği yedi yattı. Bakkalla kavga etmiş. Kavga mı? Ya hesap yüzünden. Vardır bir pislik. Aman oğulların pisliği canım. Adamın bir kabahati yok. Vardır vardır. O neci? Ne zaman kalkar bu? Ne bileyim daha yeni zıbardı. Aksiliği üstünde yine. Eyvah.
Biz de şu dükkanın sahiplerine kapora vermeye gidecektik. Adam bekliyor. Sen de nereden çıkardın şu dükkan işini be abi? Ne güzel daire bakıyorduk. Tam da aklı yatmıştı. Kız sen de tutturduğun bir daire. Akılsız. Daire her zaman alınır. Market açacağız, market. Bağırma, şurada yatıyor. Ha, geldin mi şey? Geldim enişte. Seni bekliyorum. Ay ödümü patlattın. Ne var korkacak kız? Kocan o senin. Hortlak mı gördün? Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Hesap. Başka dert kalmadı. Hesap. Söylenme kız. Ne yapsın adam? Yapacak tabii. Meşgul kafası. İş adamı. Sizin gibi gamsız, kedersiz devrilip yatmıyor. Kalk. Kalk bize bir kahve yap hadi. Karışma erkek işine. İyi canım, karışmadık. Daire alalım diye tutturdu kardeşin Hüseyin. Şimdi anlattım kafası enişte. Aldırma sen ona. Daire neymiş, her zaman alınır. Tabii canım, biraz işimizi büyütelim. Bak burası da bahçeli, villa gibi, ne güzel oturuyoruz. Oturulmaz mı be enişte? Bulmuş da buluyor. Villadan güzel. Onun derdi oğlanlardan. Biliyorum, hepsinin bir sırası var Hüseyin. O da olacak inşallah. İnşallah. Dükkandan haber var mı? Bekliyorlar enişte. Sultan Hanım duymasın. 150 milyon kapora vereceğiz. Ne? 150 milyon mu? Şaşırdın mı sen Hüseyin? Tapusu bile çıkmamış. Tapu kolay enişte. Bu zamanda hangi binanın tapusu var? Yaparız noterde bir protokol, bitti. Yok, girmem ben öyle işe. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kaç lira verdin? Ne yapacaksın hanım? Kaçırmışım da ağzının tadını. Söyle canım, ne var? 950. Ne? Öyle hanım. 50 de bahşiş, 1 milyon. Yüreğime oturdu. Keşke gelmeseydin. Ne yedin şurada? 2 lüfer bir salata. Bir duble rakı. Sorma dedim ama sana. Paranın hiç bereketi kalmadı Hüsnü. Düşünsene 40'larda 42'lerde bu milyonla neler alınırdı. Bu tarihlerde milyonu düşünemezdik bile hanım. Devlet bütçesi. Rezalet, ne günlere kaldık. 30-40 lira aylıkla ev geçindirirdik Hüsnü. Geçinirdik be hanım. Kimseye davuç açmadık çok şükür. Çorap pantolon yamanırdı, sökük yırtık örülürdü. 2 çocuğumu da öyle büyüttüm ben. Ne kusurları var? Ne kusurları olacak Leyla? Şimdikilerde tam tüketim toplumu. Yiğit savur. Ne olacak bunun sonu? Nüfus aldı başını gidiyor. Encamımız hayırlı olsun. Kalk hadi kalk. İçime oturdu vallahi şu 1 milyon. Dur be hanım. Şunu da bir içelim. 40 yılda bir havardalık yapalım dedik, burnumuzdan getirme. Haklısın Şevketciğim. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Buranın patronu sensin laf aramızda. Vazgeçtim patronluktan canım. Ben orada değilim aslında. Yoo azizim. Sen olmasan şurası 2 günde batar vallahi. Eğri oturalım, doğru konuşalım şimdi. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben burada artık hiçbir işe karışmıyorum Raşit Bey. Bütün yetkiler onda. Olmaz ama Şevketciğim. Kusura bakma ama hissenin %70'i senin. Hiçbir zaman hissettirmedim bunu ona ama. O da yanlış. Bak samimiyetimize güvenerek söylüyorum ha. Tabii canım. Ben de samimiyetle dinliyorum sizi. Olmaz azizim. Hissettireceksin. Ticarette bu esastır. Herkes sesi kadar konuşsun. Sen olmasan vallahi Nimet'e de söyledim samimi. Ben de 1 dakika durmam bu şirkette. Nerede o? Bilmem. Gitti bir odada oturuyor herhalde. Bizim gitmemizi bekliyor olabilir. Çok ayıp, çok. Hiç yakıştıramadım ona. Hadi gidelim Şevketciğim. Gidelim hadi. Demet, Şükrü Bey nerede? Toplantı salonunda galiba Ergun Bey. İmzalatacaktım da şunları. Bunlar oturuyorlar mı hala? İçerideler. Gördün mü tahta kafadaki havaları? O da bana surat yapıyor. Cıvık müdürüm affedersin, densiz bırak.
Demet biz gidiyoruz. Önemli bir şey olursa cep telefonumu ver. Tamam Şevket Bey. Abbas koş. Ne bakıyorsun yüzümüze? Alsana çantasını Şevket Bey'in. Ver babam. Yok yok kalsın. Gerek yok Abbas efendi. Vermez tabii. Biz mi söyleyeceğiz bunları? Patronun gidiyor. Yazık yazık. Vallahi haklısın Şevketciğim. Hep Şükrü'nün müsamahasından oluyor bunlar. Adama bak. Bir alas mı aldık bile yok. Bana söylüyor kızım bana onları. Yazıklar olsun Şevket Bey'e valla. Adam kardeşler hakkında atıp tutuyor da bak sesini çıkarıyor mu? Benim kardeşime söyleyecek bunları. Tövbe müdürüm. Patronum olmasa ben konuşturmayayım o tahta kafayı affedersin. Gittiler mi? Gittiler efendim. Şimdi. Aman iyi. Ha efendim ben de sizi arıyordum. Abbas efendi bana biraz buz getir. Varsa çerez. Baş üstüne babam. Abbas koş. Gel Ergun. İyi gördüm seni. İyiyim aman yaklaşma fazla sana da mikrop geçmesin. Biz öpüştük bak ne olduk. Babasına da yakalandık. Ne severim şu papatyayı sağ olun çocuklar. Bir şey değil. O getirdi de. Annem çiçekçilik de yaptı biliyor musunuz? Ya. Ya dükkan açmıştık abimle. Ne oldu? Ya yürütemedik bize göre iş değil devrettik. Hah Türkan Hanım olabilir. Geldi belalı. Belalı hakikaten. Boşuna kızıl dememişler. Buyurun Türkan Hanım. Merhaba nasıl güzel kızımız? Daha iyi maşallah. Oo, bir görelim. Şimdi sizin kulaklarınız çınlatıyordu. Hayrola? Arkadaşları geldi de. Ha tamam, turne başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aman herkes buradayken söyleyeyim. Çocuk felcine karşı ulusal bir aşı kampanyası başlatıldı. Lütfen yardımcı olun. Komşularınıza, arkadaşlarınıza söyleyin çok önemli. Seve seve. Siz niye geldiniz bakayım? Bilge'yi kaçırmaya mı? Haftaya çıkabilir miyiz Türkan Hanım? Bakacağız. Hastanın durumunu görmeden bir şey söyleyemem. Kalkayım mı? Kalk canım. Odana gidelim de bir güzel muayene edeyim seni. Baksana baskı grupları başımızda. Eyvah hadi iyi şanslar. Siz de sık boğaz etmeyin şu kadını. Bir şey demedik efendim. Duydun mu yavrucuğum? Sıkıntıya gelemem ben öyle. Kara kartal oley. Şampiyon mu oldunuz? Olacağız anne kesin. Anne feci aç. Tamam. Misafirlerimiz var bir merhaba de önce. Oley be sanatçı arkadaşlarım. Oley sen de mi kartalsın kardeşim? Öpeyim. Öp ben de. Ne Beşiktaş'mış ama. Oley. Hoş geldin. Ablam nerede? Yavaş odada Türkan Hanım geldi muayene ediyor. Kaderimiz çiziliyor odada Ali'cim dua et. Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam. Başka bir emrin var mı affedersin? Daha ne olacak? Afiyet olsun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Siz burada mısınız? Gitmiyor musunuz? Gitmiyorum gitmiyorum. Gel otur sen de biraz gel. Aman efendim. Otur otur. Abbas efendi bir bardak da Ergun Bey'e getirsene. Baş üstüne baba. Yok yok Abbas dur. Efendim çok naziksiniz eksik olmayın ama geç olur. Malum bizim ev daha sağmacılarda. Geç kalırım merak ederler. Kalmazsın kalmazsın otur. Ben seni bırakırım. Abbas efendi sen getir bir bardak. Eksik olmayın. Geç. İçeriz birer kadeh gideriz. İçerim efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Konuşuruz birazdan. Konuşalım efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Bırak bu resmi ağızları Ergun. Hadi sağlığına. Afiyet olsun efendim. Sizi sağlığınıza. Bırakacağım bu işi Ergun. Aman efendim yapmayın. Emeklerinize yazık olur. Yok yok verdim kararımı bırakacağım. Gel Abbas efendi gel. Getir. Koy şöyle. Koy şöyle şöyle. Buyur babam. Sağ. Şey benimki az olsun efendim. Alışık olmadığım için. Şey viski mi bu? Viski. Buz. Aman efendim zahmet etmeyin. Dur, ben dur, koyarım dur, lütfen. Dur sen dur.
Ergusu? Lütfen efendim. Çok teşekkür ederim. Ergun, hadi bakalım. Abbasım, bak sen işine, hadi yavrum. Hadi Abbas efendim. Hadi. Efendim, sağlığınıza. Sağlığa. Efendim, benim yüzümden oluyorsa bunlar, vallahi çok üzülürüm. Üzülme Ergun, verdim kararımı. Seninle hiçbir ilgisi yok. O bunu hep yapıyor, hepimize. İkinci sınıf adam muamelesi. Evet efendim, yapıyor maalesef. Ergun üzülme. Hiçbir şey senin canından daha kıymetli değildir. Nasıl üzülme efendim? Bunca yıl emek vermişim. Hadi iç. Açılırsın hadi. Sağ olun efendim. Büyük insansınız vallahi. Siz de olmasanız şu mescide bir dakika durulmaz. İşte geldiler. Ya... Bir sakin kız Scott. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Gir kızım. Hani bak deyince kız diye bir çiçek getirdi sana. Buyurun. Danke schön. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Galip, sen de mi geldin? Gelecek tabii Ulviye. Genç adam ne yapacak dükkanda yalnız başına? Biz çağırdık anne. Buyur. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Havluların hepsi temiz Davut, yeni çıkardım. Sağ ol. Dilekçiğim buyur. Bakamadı bile sana hoş geldin diyor. Canım. Yabancı gibi durma öyle. Evet Dilekçiğim, yabancı yok burada. Buyur lütfen. Sağ olun. Buyur. Ayakkabılarımı çıkarayım mı yenge? Çorapların temiz mi? Temiz yenge, dün değiştirdim. Huy, iğrenç. Gir öyle. Sen de çorabını değiştirip gelsene tertip. Biliyorsun annem ne kadar titiz bir kadın olduğunu. Dilekçiğim bak ne güzel şeyler yapmış annem. Hepsi Alman. Babam duymasın. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım beğenecek misiniz? Sıcaklar mutfakta. Biramız yok mu anne? Vay yavrum. Getiriyorum. Biz de içecek miyiz tertip? İçeceğiz tabii lıkır lıkır. Değil mi Dilekçiğim? Sonra kafaları bulmayalım tertip. Bulalım, ne olur dans ederiz. Öyle yumuşak yumuşak öpüşe koklaşa. Başlama yine tertip, uslu dur. Amca, bak ne yapıyor. Al. Rahat bırak kızı, başlama hemen sulluğa. Ne var bunda baba? Sen de kafayı bulunca annemle öyle polka falan yapmıyor musun? O başka. Nerede annen? Geliyorum. Geldim efendim. Buyurun. Bak bu iyi oldu işte. Hadi kalkın, alın biralarınızı. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederiz anneciğim. Ben de teşekkür etsene yengene, hayırsız. Hap diye diktin. Anlamaz ki baba, dangıl dungul. Al, o senin büyüğün. Güzel konuş. Hadi, sağlığa. Hadi efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, buz gibiymiş. Tabii baba, Alman. Alman yok. Bırak şimdi Alman'ı yavrum. Dilekçim gel sana evimizi gezdirin. Ben de geleyim tert. Halt, otur yerine. Biz baş başa gezeceğiz. Al, siz de oturun. Nasıl ev gezmesiymiş o? Ne var bunda baba? Biraz ork çalarım ona. Odamda otururuz biraz öyle tatlı tatlı. Nein efendim. Katiyen odalara kapanmak yok. Türkiye'deki gibi büyük bir şair olduğunu bilseydi çok mutlu olurdu. Bütün milli kültürün malıdır. Yani böyle diyor. Bu Türkan Hanım da çok titiz doktor. Fena mı kızım, seni düşünüyor kadın. Pazartesi yeniden röntgen istiyor anne. Battık valla. Üf oğlum, cırtır karıştırıp durma şunu. Acıktık anne, nerede kaldı babam? Bilmem, ben de merak ettim. Abla, siz o oyunu bizim okulun festivalinde oynasanız. Oynarız, para. Para mı? Hadi kızım, hadi Allah versin.
Terbiyesiz. Bilgi haber var mı Viyana'daki şenlikten? Var. Çocuklar konuşmuş. Davetiye bekliyoruz anne. Efendim. Neredesin? Merak ettik Şükrücüğüm. Bir aramadın. Yiyelim biz o zaman yemeğimizi. Peki. Hadi bekliyorum. Hızlı sürme sakın. Güle güle. Neredeymiş? Şirkette Ergun Bey'le önemli bir toplantı yapıyorlarmış. Hadi kalkın acıktıysanız. Gelemez o 1,5-2 saatten önce. Bana biraz içmiş gibi geldi. İçmiş mi? Merak etmişler efendim. Kalkalım isterseniz. Yo. Otur. Birer tane daha içelim. Siz bilirsiniz efendim. Akrabayla iş yapmayacaksın Ergun. Öyle efendim. Ben bunu bilir bunu söylerim. Ergun. Gel. Seni çok severim Ergun. Çok. Allah razı olsun efendim. Ben de sizi çok severim. Ergun. Ağlama. Ergun bak şu oğlan üniversiteyi bir kapağa atsın. Hayırlısı inşallah. Ergun ağlama. Bak üzme beni. Efendim vallahi sizi üzmek istemem ama. Kulağım kırıldı. Ergun. Kendime küçük bir iş kurarım. Kimseye minnet etmem. Oh efendim. Kafanızı dinlersiniz ne güzel. Biz ettik de ne oldu? Yüzümüze tükürdük. Ağlama Ergun. Ergun. Seni de alacağım yanıma. Tabii gelirsen. Gelmedim efendim. Sizinle her işe girerim. Sahra çöllerine bile gelirim sizinle. Ağlama Ergun. Beni de ağlatacaksın. Hadi. Efendim. Sizinle en yüksek dağların tepelerine çıkarım. Ağlama Ergun. Efendim, sizin için okyanusların ortasında boğulurum. Böylece bir kadeh daha babamla Ergun amca o gece şirketten çıkamadılar.